Geldim geldim. Güneş, Güneş. Kayıttayız. Yayındayız. Başladık mı? Başladık mı? Sakin ol Bulut. Evet yayındayız. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Sizinle bir şey paylaşmak istiyoruz. Hem de çok güzel bir şey paylaşmak istiyoruz. Ne paylaşacaktık? Hani bir yarışma vardı. Katılması da kazanması da çok kolaydı. Sonunda da harika hediyeler vardı. Tamam. Bisikletler, spor setleri, kırtasiye setleri, rozetler. Arkadaşlar yapmanız gereken tek şey yaşı 30 ile 70 arasında olan büyüklerinizi sağlık taramalarını yaptırmaları için tarama merkezlerine yönlendirmek. Aa, çok kolaymış. O zaman şöyle mi diyecekler? Teyze sen bu tarafa, dede sen şu tarafa git, hala sen bu tarafa gel, sen bu tarafa, ben bu tarafa, ay bu da o tarafa, ay karıştırdım. Of, nasıl yönlendirdim? Öyle değil tabii ki. Arkadaşlar bir düşünün. Yaşı 30 ile 70 arasında olan, sizin çok sevdiğiniz, sizi çok seven kimler var? Şimdi bir düşünelim. Evdeki büyüklerim, komşu teyzelerim, amcalarım, dedelerim, ninelerim, halalarım, ben de büyüğüm, o da büyük. İşte onlara size dağıtılan broşürleri ve kartları ulaştırın ve okumalarını sağlayın. Orada yarışma ile ilgili bilgiler var. Anladım. Ama arkadaşlarımıza sadece bir kart, bir broşür dağıtıldı. Ne yapacaklar? Parçalara mı ayıracaklar? Hayır tabii ki. Fotokopi çektirip çoğaltabilirler. Böylece istedikleri kişilere ulaştırabilirler. Buraya kadar herkes anladı mı acaba? Şahsen ben anladım. Arkadaşlar ne kadar büyüğünüzü ikna eder, ne kadar çok kişiyi yönlendirirseniz o kadar çok puan kazanırsınız. Evet. Bir kişi 1 puan, 2 kişi 2 puan, 3 kişi 3 puan, 4 kişi 4 puan, 5 kişi 5 puan. Evet, evet aynen öyle. Unutmamanız gereken bir şey var. Neymiş o? Çok merak ettim. Büyükleriniz sağlık taramasına giderken mutlaka ellerinde yönlendirme kartı olmalı. Peki neden? Başka kart olsa olur mu? Telefon kartı, kredi kartı, otobüs kartı ya da benim kartım. Tabii ki bunlar olmaz. Yönlendirme kartının ön yüzünü gördün mü sen? Orada arkadaşlarımızın adını, soyadını, okulunu, sınıfını yazması gereken alanlar var. Bunlar boş bırakılırsa, bir de büyükler tarama merkezlerine bu kartlarla gitmezse ne olur sence? Şimdi anladım. O zaman gittikleri yerdeki sağlık çalışanları hangi arkadaşımızın yönlendirdiğini bilemezler ki. Bilemezlerse nasıl puanları hesaplayacaklar? Arkadaşlar nasıl hediye kazanacak? Tüh! Gitti bisikletler. Aferin sana. Aynen böyle işte. O zaman ne yapıyoruz? Büyüklerimize kartlarımızı veriyoruz. Onları sağlık taramasına gönderiyoruz. Onlar sağlıklı kalırken biz de daha yarışma bitmeden rozetler, kırtasiye setleri kazanıyoruz. Yarışmanın sonu değilse daha da büyük hediyeler kazanıyoruz. Arkadaşlar bu yarışma hem çok sağlıklı hem çok kazançlı. Hemen bugün başlayalım. Hepimiz yarışmaya katılalım. Her şey sağlıklı büyükler, mutlu küçükler için.